Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz bir kahraman doğuyor. Daha doğrusu bu konuyu yani tekrarını yapacağız. Aslında yeni bir konumuz değil bu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre biliyorsunuz artık 8. sınıflarda ne yapacak? Birinci dönem konularından sorumlu olacak her dersten. Şimdi inkılap tarihinde de birinci dönem konularına baktığımız zaman bir kahraman doğuyor. İşte Birinci Dünya Savaşı'ndaki o cepheler, Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyordu ikinci ünitemiz. Ve üçüncü ünitemiz de ya İstiklal ya Ölüm dediğimiz ünitemiz de işte o da neydi? Milli Mücadele döneminden bahsediyordu. Sadece bu ilk üç üniteden konulardan sorumlu olacağız arkadaşlar. Son yapılan açıklamaya göre. Şimdi biz konu tekrarlarımızdan ilkiyle başlayacak olursak bir kahraman doğuyor. İlk ünitemiz birinci dönem yani konularımızdan ilk ünite başlığımız olan İnkılap tarihinde bir kahraman doğuyor ünitesiydi. Şimdi bu konumuzun tekrarını yapmaya başlayalım isterseniz. Arkadaşlar öncelikle bakacak olursak şimdi bu bir kahraman doğuyor ünitesinin ilk konu başlığı olan Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı konu başlığımız var. Şimdi bu başlığa baktığımız zaman işte Avrupa'nın önce bir kısa bir hani durumundan bahsedeceğiz. Orta Çağ'da Avrupa nasıldı? Siyasi sosyal yapısından birazcık bahsedeceğiz. Sonrasında da işte Osmanlı zamanındaki yani Osmanlı döneminden kısaca bir bahsedeceğiz. Osmanlı'nın son dönemlerinde ve sonrasında da bu konunun devamı olan işte Mustafa Kemal'in hayatı ve öğrenim gördüğü okullarla da devam edeceğiz. Evet. Bir kahraman doğuyor ünitemizin konu tekrarına başlayalım. Şimdi öncelikle Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı başlığıyla devam edelim. Bakın şimdi arkadaşlar İslam medeniyeti en parlak dönemlerinden birini Orta Çağ'da yaşarken ki Orta Çağ dediğimiz çağ tanımlayacak olursak milattan sonra 375'te kavimler göçüyle yani başlayıp 1453 İstanbul'u fethine kadar geçen dönemi biz Orta Çağ diyoruz. Şimdi İslam medeniyetleri bu dönemde en parlak dönemlerinden birini yaşarken Avrupa ise Orta Çağ'da karanlık çağ dediğimiz bir dönem yaşamıştır. Avrupa Orta Çağ'da Orta Çağ karanlığı adı verilen bir dönem yaşıyor arkadaşlarım. Şimdi burada kilise etkin bakın kilisenin Orta Çağ Avrupa'sında etkin bir konumunu görüyoruz. Dogmatizm denilen bir düşünce var. Yani o da sorgunun sualin olmadığı. Kilise ne diyorsa, kilise işte dünya düzdür demiştir ve dünya düzdür dünya bir tepsiye benzer şeklinde bir ifade görüş ortaya atmıştır ve insanlar da buna inanmıştır. Bunun dışına çıkan yani kilisenin söylediği söylemlerin dışına çıkan kişiler de zaten cezalandırılmıştır arkadaşlar baktığımız zaman. Dolayısıyla arkadaşlarım. Kilisenin eğer dediği oluyordu. Orta Çağ Avrupa'sında ve yine işte sosyal anlamda hani ayrışmalar ön plandaydı. Sınıflar arası bir ayrım hani vardı. İşte başta hani krallar, sonra din adamları, burjuvalar, işte çiftçiler, köylüler, serfler dediğimiz toprakla alınıp satılan bir Orta Çağ'da sınıfsal bir ayrışmayı görüyoruz Orta Çağ Avrupa'sında. İşte kilisenin dogmatik düşünce sistemi vardı. Sorgunun sualin olmadığı bir Avrupa vardı Orta Çağ'da. Şimdi Avrupa'da özgür düşünce ve bilim dolayısıyla gelişmemiştir Orta Çağ'da. Peki ne oldu da arkadaşlarım ne oldu da bu Avrupa'da yavaş yavaş gelişmeler yaşanmaya başladı. Arkadaşlarım onlardan ilki yani Avrupa'da uyanışı sağlayan gelişmeler dediğimiz onlardan ilki baktığımız zaman coğrafi keşifler olacaktır. Bakın coğrafi keşiflerle birlikte Avrupalı devletler yaptıkları keşiflerle hem yani mesela burada işte yaptıkları keşiflerden kastettiğimiz işte yeni kıtalar keşfetmişlerdir arkadaşlarım. Coğrafi keşiflerle Avrupalılar işte Amerika kıtası gibi işte baktığımız zaman Avustralya, Afrika gibi yeni kıtalar keşfetmişlerdir Avrupalılar. Ve buradaki yeni kıtalardaki yani değerli madenleri de işte altın, gümüş, elmas gibi değerli madenleri de kendi ülkelerine taşımışlardır ve böylece zenginleşmişlerdir. Nitekim İngiltere mesela Portekiz'in öncülüğünde başlatılan coğrafi keşifler İspanya'nın
devam ettirdiği bu coğrafi keşifler, bu devletlerin öncülüğünde başlatılan coğrafi keşifler, baktığımız zaman sonrasında bunların yerini İngiltere alacaktır arkadaşlarım. Ve İngiltere artık sömürgeciliğin daha sonrasında kralı olacaktır. Mesela Amerika kıtası keşfedildikten sonra İngiltere Amerika'da 13 koloni kuracaktır. Sömürgeleştirecektir arkadaşlarım. Yine coğrafi keşiflerle Avrupa yeni bitki türlerini tanıdı. Yeni hayvanlar, yeni ırklar, bitki türleri tanıdı. Ama en önemlisi yeni ticaret yolu. Coğrafi keşiflerle yeni kıtalar dediğimiz gibi. Biraz önce bahsettiğimiz o yeni kıtaları keşfettiler Avrupalılar. İşte yeni okyanuslar, yeni limanlar keşfettiler. Zaten arkadaşlar baktığımız zaman coğrafi keşifleri nedenlerine de baktığımız zaman, yani Avrupalılar neden bu coğrafi keşiflere yol aldı, gerçekleştirdi dersek, çünkü coğrafi keşifler yapılması gerekliydi Avrupalılarca. Çünkü İslam medeniyetlerinin elinde bulunan ipek ve baharat yolları arkadaşlarım, hani İslam toplumunun, İslam medeniyetinin, İslam devletlerinin elinde olduğu için Avrupalıları da yeni ticaret yolları bulmaya sevk etmiştir. Dolayısıyla hem Hristiyanlığın yayılmak istenmesi, hem yeni ticaret yollarının bulunmak istenmesi, hem de Doğu ülkelerindeki işte o ticaret yollarına hakim olma isteği, Doğu ülkelerindeki zenginliğin ele geçirme gibi nedenleriyle birlikte coğrafi keşifler Avrupalılarca bu gibi sebeplerle coğrafi keşiflere geçilmiştir arkadaşlarım. Ve dediğimiz gibi coğrafi keşiflerden sonra yeni kıtalar ortaya çıkmıştır, yeni kıtalar keşfedilmiştir. Yeni bitki türleri, hayvan türleri tanınmıştır. Dolayısıyla sömürgecilik faaliyetleri de başlamıştır arkadaşlarım. Şimdi devam edecek olursak arkadaşlarım, baktığımız zaman yani Avrupa'da uyanışı sağlayan gelişmelerden ilki coğrafi keşifler dedik. Devam edelim. Bakın Rönesans, şimdi Avrupalılar baktığımız zaman coğrafi keşiflerle zenginleşti. Sömürgecilik faaliyetlerini başlattılar. Şimdi Rönesans'a devam ettiler arkadaşlar. Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa bu defa Rönesans'ı başlattı. Rönesans dediğimiz şey kelime anlamı yeniden doğuş demekti arkadaşlarım. Burada baktığımız zaman arkadaşlarım yeniden doğuş anlamına gelen bu Rönesans edebiyatta, bakın edebiyatta, sanatta, bilimde gelişmelerin yaşanması, ilerlemenin yaşanması, gelişim göstermesine Rönesans diyoruz. Bu Rönesans'la birlikte Avrupalılar ilk çağ dönemine ait eserleri çevirmeye başlamıştır ve Orta Çağ boyunca Papa'nın, kilisenin etkin olduğu dogmatik düşüncesini yaydığı bu dogmatik düşünceler sorgulanmaya başlanmıştır. Ne zaman? Rönesans'la birlikte. Rönesans artık Papa'nın söylemlerinin yalan, Papa'nın söylediklerinin dışına çıkılmaya başlanmıştır. O dogmatik düşünceler sorgulanmaya başlanmıştır. Edebiyatta, sanatta, bilimde, yani Rönesans'la birlikte Avrupalı devletler artık düşünce anlamında gelişme göstermeye başlamışlardır arkadaşlarım. Reform, Avrupa'da uyanışı sağlayan bir diğer gelişme, Avrupa'yı Avrupa yapan, yani Avrupa'da uyanışı gelişme gösteren bir diğer gelişme ise arkadaşlarım, baktığımız zaman reform diyeceğiz. Reform da arkadaşlarım yeniden düzenleme, ıslahat yapma, yeniden düzenleme anlamında bir kullanılan kavramımız. Yani burada ilk olarak Katolik Kilisesi'ndeki bozukluklar dile getirilecektir reform hareketleriyle. Yani dinde yenileşme aslında. Reform dediğimiz şey dinde yenileşme, düzenleme yapılması anlamında kullanılan bir kavram. Katolik Kilisesi'nde bozuklukları dile getiren kişi de Martin Luther olmuştur arkadaşlarım. 95 maddelik bir bildiriyi yayınlamıştır ve bu kilisenin duvarlarını asmıştır. İşte Papa'nın söylemlerinin gerçek dışı olduğu, İncil'de aslında işte mesela Papa'nın bir endülüjans dediğimiz bir yetkisi vardı ki o da cennetten yer kiralama ya da yer satın alma dediğimiz bir tabirdi. Yani buna göre, bu uygulamaya göre, yani Papa'nın uyguladığı bu endülüjans yetkisine göre işte Papa diyordu ki, halka diyordu ki, kim kiliseye bağışta bulunursa onun günahları affolunacaktır diyordu. Ve halkı bu şekilde dini duygularını sömürmüştür Papa Orta Çağ boyunca. İşte reformda Avrupa'da uyanışı sağlayan bu reform hareketiyle birlikte arkadaşlarım, reform dönemine geldiğimiz zaman Avrupa'da işte bu Martin Luther, yani ilahiyat profesörü olan o dönemde Martin Luther, Katolik Kilisesi'ndeki bozuklukları dile getiren 95 maddelik bir bildiri yayınlayarak aslında endülüjans diye bir olayın olmadığını, Papa'nın endülüjans yetkisiyle insanları kandırdığından
bahsedecektir arkadaşlarım ve İncil Almanca'ya çevrilecektir ilk olarak. Sonrasında da milli dillere çevirmeye başlanacaktır ve bu dönemde eğitim, öğretim de arkadaşlar Papa'nın elinde, Papa'nın kilisenin elindeydi. Kilise baskısı altındaydı ve reform hareketlerinden sonra da eğitim, öğretim kilisenin elinden alınmıştır arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Bakın Avrupa'da uyanışı sağlayan bir diğer gelişme ise aydınlanma çağı olmuştur arkadaşlarım. Burada da aklın ve bilimin rehberliğinde ilerleyen Avrupa gelişmeye göstermeye başlamıştır, aydınlanmaya başlamıştır. Burada akıl ve bilim rehber önderliğinde, akıl ve bilimin yani rehberliği önderliğinde baktığımız zaman Avrupa'da yeni gelişmeler yaşanmaya başlamıştır 17. yüzyılda ki biz bu döneme aydınlanma çağı diyoruz. Yapılan her uygulamada akıl ve bilim ön planda tutulmuştur, akıl ve bilim rehber olmuştur Avrupa'da aydınlanma çağında. Avrupa'da uyanışı sağlayan, gelişmeyi sağlayan bir diğer gelişme ise baktığımız zaman arkadaşlarım sanayi inkılabı olmuştur. Bakın sanayi inkılabı ile birlikte de Avrupalı devletler üretimde bir yeni bir çığır açmıştır. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkmış olan bir endüstri devrimiydi bu. Neden İngiltere'de ortaya çıktı? Çünkü biz İngiltere için hep diyoruz ki arkadaşlar işte güneşin doğup batmadığı bir ülke ifadesini kullanıyoruz. Çünkü birçok coğrafyada, İngiltere baktığımız zaman birçok coğrafyada sömürgesi olan bir devlettir. Nitekim coğrafi keşiflerden sonra mesela Amerika'da işte 13 kolonu kurması, buradaki değerli madenleri işte ülkesine getirmesi, yine baktığımız zaman 7 yıl savaşlarından da İngiltere ile yaşadığı 7 yıl savaşlarından da galip çıkmasıyla ele geçirdiği sermaye ile birlikte elinde bir sermaye birikimi var. İşte bu sermaye birikimini bilgiye, teknolojiye kullanmıştır. Sömürge açısından da zengindir. Ekonomik açısından da zenginleşmiştir. Birçok sermaye birikimi yaşamıştır İngiltere. Bu gibi sebeplerden dolayı İngiltere'de ilk olarak ortaya çıkacaktır. Ekonomik anlamda güçlüdür dediğimiz gibi. Dolayısıyla ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Sanayi inkılabı sonrasında da diğer ülkelere, Avrupalı devletlere de taşınmıştır bu durum. Şimdi arkadaşlarım, baktığımız zaman Avrupalı devletler zamanla bilimsel bilgiyi teknolojiye aktarmıştır. Buharlı gemileri bakın, buharlı gemileri icat ettiler. Sanayi inkılabı ile birlikte böylece hani ortaya bir endüstri anlamında bir patlama ortaya çıkmıştır. Ki yani ilk olarak buhar gücünün makinede kullanılmasıyla, insan gücünün yerini artık makinelerin almasıyla bir ne yaşanacaktır? Sanayi inkılabı ya da diğer adıyla endüstri devrimi yaşanacaktır arkadaşlarım. Avrupa meydan okumuştur yani sanayi inkılabı ile birlikte dünyayı meydan okumuştur arkadaşlarım. Peki devam edecek olursak şimdi sömürgecilikten bahsetmiştik. Bakın sömürgecilik dediğimiz bu kavramı da yine açıklayalım. Sömürgecilik dediğimiz kavram arkadaşlarım bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik siyasi çıkarlar başka ülkelerden sağlamasıdır. İşte özellikle coğrafi keşiflerden sonra ne olmuştur? Yeni keşfedilen kıtalarda o değerli madenler, o bölgenin zenginlikleri, yeraltı kaynakları, zenginlikleri, değerli madenleri ne olmuştur? Avrupalı devletler tarafından o ülkelerdeki zenginlikler taşınmıştır artık. Kendi ülkelerine taşımışlardır Avrupalılar. Bu da önemlidir. Coğrafi keşiflerden sonra sömürgecilik faaliyetleri ortaya çıkmıştır arkadaşlarım. Peki sanayi inkılabı sonucunda ne olacaktır? Baktığımız zaman insan gücünün yerine makine gücü alacaktır arkadaşlarım. Küçük üretim atölyelerinin yerine büyük fabrikalar alacaktır. Üretim hızla artacaktır. Artan üretim ham madde ve pazar arayışını artıracaktır. Artan ham madde ve pazar arayışı sonucunda da yani fabrikada bir mal işletilecekse, bir mal oluşturulacaksa, üretilecekse ama öncesinde tabii ki ham maddeye gereksinim duyulacaktır. Ham madde ve pazar arayışı sonucunda da tabii üretilecek olan, fabrikadan çıkacak olan o üretilen mallarda satılması için de, o malların satılması için de tabii ki pazara bir pazar arayışı ihtiyacı ortaya çıkacaktır. İşte bu sanayi inkılabı sonucunda ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışının sonucunda da sömürgecilik önemli bir noktaya ulaşacaktır. Hızla yani gelişecektir. Sömürge yarışı ortaya çıkacaktır. Ki hatırlayalım sömürge yarışı da Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden bir tanesi olan, ekonomik sebeplerinden bir tanesi olan sömürge yarışını ortaya çıkarmıştır. Birinci Dünya Savaşı'na zemin hazırlamıştır. Sömürge yarışı arkadaşlarım. Evet,
Devam edecek olursak, şimdi bu noktada arkadaşlarım şöyle devam edelim. Şimdi burada Avrupa Devleti'nin, uyanan Avrupa Devleti'nden bahsettik. Şimdi isterseniz biraz da Osmanlı Devleti'nin durumundan bahsedelim. Bakın, sarsılan Osmanlı diye bir başlığımız var. Burada da şundan bahsetmemiz gerekiyor. İşte Osmanlı Devleti'nin sarsılmasına neden olan etkenlerden bahsedeceğiz burada. Şimdi bunlardan ilki coğrafi keşifler. Coğrafi keşiflerle Osmanlı Devleti nasıl sarsıldı? Arkadaşlar bakın, Osmanlı Devleti'nin elinde İpek ve Baharat yolları hakimdi. Nitekim Fatih Sultan Mehmet, baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra o İpek yolunun kontrolü Osmanlı'ya geçmiştir. Yavuz Sultan Selim döneminde ise Mısır Seferi'nin sonuçlarından bir tanesi olan Baharat yolu Osmanlı'ya geçmişti. İşte bu Osmanlı elindeki İpek ve Baharat yolları, bu önemli ticaret merkezleri, bu ticaret önemli ticaret yolları ne olmuştur? Artık coğrafi keşiflerden sonra yeni ticaret yolları, yeni limanlar ortaya çıkınca, yani ticaret yollarının yönü değişince, Osmanlı elindeki bu İpek Baharat yolları da önemini kaybetmiştir. Çünkü yeni ticaret yolları, yeni limanlar ortaya çıkmıştır. İşte Atlas Okyanusu gibi, Rotterdam gibi, Amsterdam gibi yeni ticaret yolları, yeni limanlar ortaya çıkınca, işte Osmanlı elindeki bu İpek Baharat yolları da önemini kaybetti. İşte yine baktığımız zaman gümrük gelirlerini artırmak için uygulamaya konulan kapitülasyonlar amacına hizmet edemediği gibi ekonomiye de zarar vermeye başladı arkadaşlarım. İlk olarak yani coğrafi keşiflerin Osmanlı etkisi bu şekilde olmuştu. Şimdi dış borçlara baktığımız zaman arkadaşlar, şimdi Osmanlı Devleti bu işte birçok savaşı 17. yüzyıldan itibaren, duraklama döneminden itibaren baktığımız zaman Osmanlı Devleti artık hani savaşlardan aldığı yenilgiyle birlikte durumu artık kötüye gitmeye başlamıştı. Devletin kasasında yeteri kadar hani para kalmamıştı. Ve bu Avrupalı devletlerden aldığı borçları vardı Osmanlı Devleti'nin. Bu borçları ödeyemez durumuna gelince borçlu devletler de 1881 yılında bir araya gelerek düğün-i umumiye dediğimiz ya da diğer adıyla genel umumi idaresi adı altında uluslararası bir teşkilat kurmuştur. Dolayısıyla burada devletler, baktığımız zaman Avrupalı devletler bu düğün-i umumiye idaresini kurmuştur. Osmanlı Devleti'nden alacaklarını, Osmanlı Devleti'nden alacaklarını burada bildirmiştir bu teşkilatla. Osmanlı Devleti'nin birçok gelir kaynaklarını el koymuştur. Dolayısıyla bu da Osmanlı Devleti'ni ekonomik anlamda çökertmiştir. Ekonomik anlamda zaten çöken bir devlet, siyasi anlamda da çöküşe doğru hızlanmıştır arkadaşlarım. Ve yine baktığımız zaman Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti'ni olumsuz olarak etkilemiştir. Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkiledi. Şimdi Avrupalı devletler Sanayi İnkılabı ile birlikte ne yapmışlardır arkadaşlar? Avrupalı devletler fabrikalarda ucuz ve seri üretime geçmişlerdir. Ama Osmanlı ise baktığımız zaman hala daha işte usta kalfa çırak ilişkisine dayanan bir lonca teşkilatı dediğimiz bir meslek hiyerarşisi olan, işte bu yani usta kalfa çırak ilişkisine dayanan bir sistem vardı Osmanlı'da. Küçük atölyeler hala daha vardı. Fakat İngiltere ise ve diğer Avrupalı devletler ise çoktan sanayi inkılabını hani artık gerçekleştirmişler ve bu daha ucuz ve seri üretimi gerçekleştiren fabrikalar sayesinde ürettikleri ürünlerini Osmanlı piyasasına getirmeye başlamışlardır. Osmanlı piyasasında Avrupalı devletlerin malları kapitülasyonlar sayesinde, ki Avrupalı devletlere tanınan Osmanlı Devleti Avrupalı devletlere kapitülasyon hakkını vermişti. Dolayısıyla bu kendilerine tanınan kapitülasyon hakkı, yani ki o da neydi? Kapitülasyon dediğimiz bu haksa ticari imtiyazdı. Osmanlı Devleti'nin diğer devletlere verdiği bir ticari imtiyazdı. Osmanlı ülkesine gelip, Avrupalı devletler Osmanlı ülkesine gelip ticari faaliyetlerde bulunabilme hakkıydı. Bu hakkı vermişti Osmanlı Devleti Avrupalı devletleri. Ki onlar da bu kendilerine tanınan kapitülasyon hakları sayesinde kendi ülkelerinde ürettikleri malları ne yapmışlardır arkadaşlarım? Avrupalı devletleri gelerek, yani Osmanlı Devleti'ne gelerek kendi ürettikleri malları satmaya başlamışlardır. Ve böylelikle daha ucuza yani satılan mallar ne olmuştur arkadaşlarım? Artık
halkın daha ucuz mallara yönelmesine neden olmuştur. Bu da Osmanlı'nın yerli ekonomisinin çökmesine neden olmuştur. İşte devletin açığı kapatmak için halktan toplanan vergi miktarlarını artırması, ekonomide başlayan gerilemenin siyasi çöküşü, siyasi yani çöküşü de hızlandırmasına neden olmuştur arkadaşlarım. Bunlar da Osmanlı Devleti'ni çökmesine neden olan olaylardı. Şimdi gelelim arkadaşlarım Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'ne olan olumsuz etkisine. Arkadaşlarım Fransız 1789'da gerçekleşen Fransız İhtilali bakın tüm dünyayı etkileyen bir sonuçlar meydana getirmiştir. Burada mutlak krallıkların yıkılabileceği anlaşılmıştır. Baktığımız zaman demokrasi ilkesi güçlenmiştir. Yani Fransız İhtilali ile birlikte işte Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkan birçok akımlar baş göstermiştir. İşte insan hakları, demokrasi, milliyetçilik, özellikle milliyetçilik zaten, milliyetçilik, eşitlik, özellikle de milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti gibi, işte Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi ya da diğer birçok imparatorluk durumunda olan özellikle yani çok uluslu yapıya sahip olan imparatorluk düzeyinde olan devletleri etkilemiştir milliyetçilik düşüncesi. Çünkü milliyetçilik düşüncesi bize şunu söylüyor. Her millet kendi devletini kurabilir. Şimdi baktığımız zaman Osmanlı Devleti de sonuçta çok uluslu yapıya sahip bir devletti. Ülkesinde yani Osmanlı ülkesinde birçok farklı millet yaşıyordu. Rum'u baktığımız zaman Rum'u, işte Çerkez'i, Ermenisi, işte Arnavut'u, Sırb'ı, Bulgaristan'ı gibi birçok neydi? Osmanlı'da yaşayan yani birçok farklı milletler vardı. Farklı etnik köküne sahip milletler vardı Osmanlı'da. Dolayısıyla baktığımız zaman bu milliyetçilik akımında bize her millet kendi devletini kurabilir dediği için işte bu milletler ayaklanmaya başlamıştır. Özellikle Sırplar ilk yani bu ayaklanmayı başlatan millet olmuştur ki Rusya da buna destek vermiştir. Rusya da kışkırtmıştır arkadaşlarım. Sırpları ayaklandırmıştır. Evet, Osmanlı'dan ayaklandı dedik. Osmanlı'da bulunan birçok farklı millet Fransız ihtilali getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle. Şimdi buradan şöyle devam edelim arkadaşlarım. Şimdi Osmanlı Devleti işte bu Fransız ihtilalinden olumsuz bir şekilde hani etkilenince milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı'dan ayrılmak isteyen birçok farklı millet ayrılma noktasına gelince Osmanlı Devleti de arkadaşlar içinde bulunduğu bu durumu sona erdirmek amacıyla yani Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtarmayı hedefleyen fikir akımları ortaya atmıştır. İşte bu fikir akımlarını isterseniz şimdi de görelim. Bakın ilki Osmanlıcılık. Arkadaşlarım Osmanlıcılık baktığımız zaman Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan herkesin dil, din, ırk ayrımı, mezhep ayrımı gözetmeksizin Osmanlı vatandaşı kabul eden düşünce akımıydı. Ve bu arkadaşlarım bu düşünce akımı baktığımız zaman Tanzimat ve Islahat fermanlarında ilanda etkili olmuştur arkadaşlarım. İslamcılıkla devam edelim. Bakın bu da Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Müslümanları Halife'nin liderliğinde birleştirmeyi hedeflemiştir. İkinci Abdülhamit tarafından da desteklenen bir düşünce akımı olmuştur. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nda bazı Arap liderlerinin Osmanlı Devleti'ne isyan etmesi geçerliliğini kaybetmiştir. Şimdi tüm Müslümanların tek çatı altında birleştirme düşüncesine ne diyoruz? İslamcılık diyoruz arkadaşlar. Fakat şunu unutmayalım. Birinci Dünya Savaşı'nda yani Arapların, İngiltere'nin kışkırtmasıyla Arapların, Arap liderlerinin Osmanlı Devleti'ne isyan etme sonucu bu İslamcılık düşüncesi geçerliliğini kaybetmiştir arkadaşlar. Niye? Çünkü Araplar da kendi devletini kurmak için ayaklanmıştır. Batıcılıkla devam edelim isterseniz. Batıcılıkta arkadaşlar aslında baktığımız zaman Avrupa'daki gelişmeleri örnek almak, Osmanlı Devleti Avrupa'daki gelişmeleri örnek alarak devletin modernleşmesi gerektiğini savunmuştur. Batıcılık akımıyla. Batı'yı örnek almak diyebiliriz kısaca burada. Tevfik Fikret de bu Aydın ismimizde arkadaşlar Batıcılığın savunuculuğunu yapmıştır. Türkçülükle devam edelim arkadaşlar. Türkçülük dediğimizde Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Müslüman, tüm Müslüman Türklerin, Osmanlı'da yaşayan tüm Müslüman Türklerin
tek çatı altında birleştirilme düşüncesiydi. Bu Türkçülüğün savunucularına baktığımız zaman Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul diyeceğiz. Türkçülük, bu da milli mücadelenin kazanılmasına etkili olmuştur arkadaşlarım. Fakat baktığımız zaman bu fikir akımlarının ortak amacı devleti dağılmaktan kurtarmaktı. Ama başarılı oldu mu? Aslında başarılı. O Osmanlı Devleti'nin dağılmasında bu fikir akımlarının aslında hiçbiri kurtaramamıştır. Yani Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önleyememiştir diyebiliriz. Evet. Şimdi bir de arkadaşlarım, Osmanlı'da demokratikleşme çabaları vardı. Yani burada Fransız ihtilali, evet, biraz önce söylediğimiz gibi yani Osmanlı Devleti'ne olumsuz bir etkisi olmuştur. Fransız ihtilali de hep söylediğimiz şey zaten. Milletler, Osmanlı'da bulunan birçok milletler ayaklanmıştı. Fakat bir de hani o Fransız ihtilalinin getirdiği eşitlik, özgürlük, hak, adalet gibi kavramlar neticesinde bir de Osmanlı'da demokratikleşme çabaları doğurmuştur. Fransız ihtilalinin getirdiği sonuçlara bağlantılı olarak. İşte onlardan ilki, yani demokratikleşme çabaları, onlardan ilki arkadaşlarım baktığımız zaman Tanzimat Fermanı diyeceğiz. 1839'da Tanzimat Fermanı ilan edilmişti. Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışılmasına engel olmaktı. Yani Avrupalı devletler işte Osmanlı'da birçok farklı millet olduğunu bildikleri için bu milletlere, azınlıklara işte bir takım haklar verilmesi için Avrupalı devletler ne yapmıştır? Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasına neden olmuştu bu durum. İşte Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışılmasına engel olmak amacıyla ve yine aynı şekilde aslında dağılmayı önlemek amacıyla da yine Osmanlı Devleti kendi içerisinde bulunan azınlıklara ne yapmıştır? Bir takım haklar vermiştir arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin parçalamasını önlemek, Fransız ihtilalinin Osmanlı Devleti üzerindeki milliyetçilik etkisini azaltmak amacıyla ne yapmıştır arkadaşlarım? Bu ferman ilan edilmişti. Üstad fermanına baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan kurtulması amacıyla siyasi kuruluşlar, kişi hakları, yeni kurumların kurulması konularında yapılan, düşünülen köklü değişiklikler için ne yapılmıştı? Sultan Abdülmecit döneminde yayınlanmıştı. Tanzimat'ta, Üstad fermanında Padişah Sultan Abdülmecit döneminde yayınlanmış olan fermanlardı arkadaşlar. Üstad fermanında da Osmanlı'daki azınlıklar, gayrimüslim tebaaya daha çok, gayrimüslim tebaaya daha çok yani geniş haklar verilmiştir. İşte mesela kendi okullarına, gayrimüslim tebaaya kendi bu ıslahat fermanında kendi okullarını açabileceklerdi. İşte hastaneler açabileceklerdi. Yine baktığımız zaman belediye meclislerine üye olabileceklerdi. Dolayısıyla burada baktığımız zaman hani ıslahat fermanıyla azınlıklara, gayrimüslim daha doğrusu tebaaya, gayrimüslim tebaanın hakları daha da genişletilmiştir ıslahat fermanıyla. Birinci meşrutiyetin ilanı, arkadaşlarım, birinci meşrutiyet 1876 yılında ilan edilmişti. İkinci Abdülhamit tarafından Mithat Paşa, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi bazı aydınlar Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü kötü durumdan kurtarılması için meşrutiyetin ilan edilmesi gerektiğini savundular. Birinci meşrutiyetle birlikte arkadaşlarım, halk ilk kez yönetime katılmıştır. Burada halk ilk kez yönetime katılmıştır. Ama burada Mebusan Meclisi üyelerini halk 4 yılda bir bu Mebusan Meclisi üyelerini seçmek kaydıyla Mebusan Meclisi üyelerini halk tarafından seçilmiştir. Ayan üyelerini de padişah seçmiştir. Baktığımız zaman burada padişahın yanında, bakın padişahın yanında meşrutiyet rejimi dediğimiz şey aslında padişahın yanında, yani bir meclisinde olması, halk kısmen de olsa ilk kez halkın bir mecliste temsil edilmesi söz konusu burada. Kısmen de olsa padişahın yanında bir meclis kurularak halk temsil edilmiştir. Halk ilk kez bir seçime girmiştir ve ilk kez demokrasiye geçilmiştir birinci meşrutiyetle. Arkadaşlarım, Osmanlı'da birinci meşrutiyetle halk ilk kez yönetime katıldığı için demokrasi ilkesi görülmüştür birinci meşrutiyetle. İkinci meşrutiyete baktığımız zaman ise arkadaşlarım,
Bu da 1908'de ilan edilmişti. Şimdi 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan dolayı 2. Abdülhamit bu işte kanun esası yani ki o da Osmanlı'nın ilk anayasası olan, Türkler'in ilk anayasası olan kanun esası ile birlikte bir takım haklar elde edilmişti. Fakat bu kanun esasıya da, birinci meşruiyet yönetimine de halkın kısmen de olsa temsil edildiği bu meşruiyet rejimine işte 2. Abdülhamit 93 Harbi 1877-78 yani Osmanlı-Rus Savaşı 93 Harbi'nden dolayı bu rejimi sona erdirdiğini söylemişti 2. Abdülhamit ve kapatmıştı meclisi. Şimdi sonrasında ise İttihat ve Terakki Cemiyeti daha sonrasında yönetimde etkin olmaya başlayınca İttihat Terakki Cemiyeti dediğimiz bu cemiyette Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine doğru işte Osmanlı'nın içinde bulunduğu bu siyasi ekonomik gidişatının kötü olmasından dolayı ortaya çıkan burada hani ülkenin vatanını kurtarılmasını aslında amaçlayan bir teşkilattı bu da. İşte bu teşkilatın üyelerine baktığımız zaman Enver Paşa, Cemal Paşa gibi bu özellikle bu isimler, özellikle de Enver Paşa bu cemiyetin baş üyesi olmuşlardır ve İttihat Terakki Cemiyeti'ni kurmuşlardır. Burada dediğimiz bir Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu kötü gidişatı durumu engellemeye yönelik bir takım çalışmalar yapmışlardır ve meşruiyet yönetiminin tekrar geri getirilmesi için 2. Abdülhamit'e baskı uygulamışlardır. Ve arkadaşlarım bunlar 2. Abdülhamit'e 1908 yılında tekrar bu meşruiyet rejimini ilan ettirmişlerdir ve anayasayı tekrar yürürlüğe koydurmuşlardır. Şimdi bunlar bizim hani demokratikleşme çabalarımızdı arkadaşlarım. Şimdi yine baktığımız zaman bakın burada ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra 1913 Nisan 1909'da da meşrutiyet karşıtlarının ayaklanmasıyla 31 Mart vakası ya da diğer adıyla olayı 31 Mart olayı gerçekleşti. Meşrutiyeti korumak isteyenler Selanik'te Hareket Ordusu adı altında ne yaptılar arkadaşlarım? Bu yani meşruiyet karşıtlarının ayaklanmasını önlemek amacıyla Selanik'ten gelen yani hareket ordusu ne yaptı? Bu ayaklanmayı bastırmıştır. 31 Mart ayaklanması meşruiyet rejimine karşı çıkan ilk ayaklanmaydı. Bunlar da hareket ordusu da ne yapmıştır? İstanbul, Selanik'ten İstanbul'a gelerek bu ayaklanmayı bastırmıştır. Ki arkadaşlar Mustafa Kemal'in de tarih sahnesine çıktığı ilk olaydır. Ney? 31 Mart vakası. Evet, meşruiyetin zaten ne olduğunu söyledik. Ne demişiz? Burada yine notlarımızda padişahın yanında bir meclisin görev yaptığı yönetim biçimiydi dedik. Bundan zaten bahsetmiştik. Peki devam edelim. O zaman şu biraz önce demokratikleşme çabalarından bahsetmiştik. İsterseniz onun üzerinde şöyle bir küçük bir alıştırmayla bir soru çözüm mahiyetinde bir bakalım. Bakın din ayrımı olmaksızın tüm vatandaşların eşit sayılması bu neyi öngörmüştü? Yani hangi fermanda geçiyordu? Din ayrımı olmaksızın tüm vatandaşların eşit sayılması Tanzimat Fermanı'ydı. Biri yani B'yi birle eşleştireceğiz, bir B diyeceğiz. Azınlıklara çeşitli haklar verilmesi, azınlıklara geniş haklar ya da çeşitli hakların verilmesi Ustad Fermanı. İkiyi C ile ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Anayasal sisteme geçilmesi, halkın ilk kez bir yönetime yani ilk kez anayasal sisteme geçilmesi, ilk kez bir demokrasiye geçilmesi, anayasal sisteme geçilmesi ise meşruiyetin ilan diyeceğiz. Üçü de A ile ne yapacağız? Eşleştireceğiz arkadaşlarım. 3A. Evet arkadaşlar isterseniz biraz da isterseniz konuyla alakalı soru çözelim. Şimdi ilk sorumuza baktığımız zaman konuyla ilgili ilk sorumuza baktığımız zaman önce soruyu okuyalım. Buna göre Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı'ya etkileriyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerinden hangisine ulaşılamaz demiş. Bakın baktığımız zaman neyi görüyoruz burada? Ulaşılamaz. Ulaşılamaz kelimesine dikkat ediyoruz burada. Okuyalım o zaman paragrafımızda. Sanayi İnkılabı sonrasında
sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı Devleti böylelikle Avrupa'dan gelen ucuz ürünlerle doldu. İnsanlar ucuz ithal mallara yönelince malını satamayan yerli esnaf üretimini durdurdu. Şimdi sorumuzu tekrar okuyalım. Buna göre sanayi inkılabının Osmanlı'ya etkileriyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi ben paragrafı okuduğumda ne anladım? Sanayi inkılabı sonucunda sanayileşen Avrupalı devletler kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti'nin kendisine yani vermiş olduğu kapitülasyonlar sayesinde geldiler, kendi ürettikleri ürünleri Osmanlı ülkesinde satmaya başladılar ve Osmanlı ülkesi ucuz ürünlerle doldu. Doğru mu? Sonrasında da insanlar ucuz ithal mallarına yönelince Osmanlı Devleti'nde yerli bu mallar satılamayınca ne oldu? Osmanlı ülkesinin yani ekonomisi çökmeye başladı. Bundan bahsediyor bana. O zaman sanayi inkılabının Osmanlı'ya etkileriyle ilgili değerlendirmelerinden hangisine ulaşılamazı soruyordu. Bakalım Adana'da Osmanlı Devleti'nin uluslararası alanda ortak pazara dönüşmesine neden olmuştur? Evet, çünkü hem ithal mallar var Osmanlı ülkesinde bu paragrafa göre. Ne diyordu bana? Sanayileşen Avrupalı devletler geldiler Osmanlı ülkesinde mallarını sattılar. Hem ucuz ürünlerle doldu hem de bir taraftan Osmanlı'nın kendi malları var. Dolayısıyla ortak pazara dönüştü Osmanlı Devleti. Adana'ya ulaşırım. Bursa'ya bakalım. Osmanlı Devleti sanayisinin yavaş yavaş çökmesine yol açmıştır. Burada zaten yerli esnaf üretimini durdurduğundan bahsediyor. Son cümleden çıkarabiliyoruz bunu. Bursa'yı denedim. Devletin ekonomik zarara uğramasına neden olmuştur. Buna da yine paragraftan ulaşabiliyorum arkadaşlarım. Fakat Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını ilan etmesini ortam hazırlamıştır. Hayır, ekonomik bağımsızlığını ilan etmesini ortam hazırlamamıştır. Tam tersine arkadaşlarım, ekonomik anlamda bağımsızlığın artık çökmesine neden olduğunu bahsetmiştir. Dolayısıyla birinci sorunuzun cevabı Denizli olacaktır. Peki, ikinci sorumuza devam edelim. Buna göre Demir Sultan II. Abdülhamit'in meşruiyeti ilan etmesine gerekçe olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir demiş. Sultan II. Abdülhamit 23 Aralık 1876 yılında Avrupalı devletlerin İstanbul'a gelerek bir konferans düzenlemeleri, Osmanlı'nın iç işlerine karışmak istemeleri üzerine meşruiyeti ilan etmiş ve Osmanlı halkının devlet yönetimine katıldığını duyurmuştur. Buna göre Sultan II. Abdülhamit'in meşruiyeti ilan etmesine gerekçe olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir demiş. Şimdi Sultan II. Abdülhamit'in ne oldu da hani Sultan II. Abdülhamit meşruiyeti ilan etti? Neyi gerekçe göstererek ilan etti? Bunu göreceğim ben. Şimdi dolayısıyla burada ilan etme gerekçesini paragrafta vermiş aslında. Nerede vermiş? Hemen bir bakalım. Nerede verdiğine bir bakalım arkadaşlarım. Bakın burada diyor ki Avrupalı Devletleri'nin İstanbul'a gelerek 23 Aralık 1876 yılında Avrupalı Devletleri'nin İstanbul'a gelerek bir konferans düzenlemeleri, Osmanlı iç işlerine karışmak istemeleri, meşrutiyeti ilan etmiş Osmanlı halkının devlet yönetimine katıldığını duyurmuştur. Yani burada Avrupalı Devletleri'nin iç işlerine katılmasını engellemek için, bakın Avrupalı Devletleri'nin iç işlerine karışmasını engellemek amacıyla ne yapmış? Meşrutiyeti ilan ettiğinden bahsetmiş arkadaşlarım. Dolayısıyla ben burada baktığım zaman cevaplarına iç işlerine karışılmasını önleyip devletin toprak bütünlüğünü korumak. Dolayısıyla cevabım Adana olacaktır arkadaşlarım. Nitekim kontrol ettiğimizde de cevabımız Adana olduğunu görüyoruz. Evet, üçüncü sorumuzla devam edelim. Bakın ne demiş? 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nden alacağı olan devletler bir araya gelerek Duyun-ı Umumi adında uluslararası bir teşkilat kurdular. Oluşturulan bu teşkilat Osmanlı gelir kaynaklarının büyük kısmına el koyuyor, vergileri topluyor ve alacaklar arasında paylaştırıyordu. Şimdi bu gelişme Osmanlı Devleti'nin durumlarından hangilerinin yaşamasına neden olmuştur? Şimdi paragrafı okuduğumda ne anlıyorum? Bir Duyun-ı Umumiye Teşkilatı adında bir teşkilatın Avrupalı devletlerce kurulduğunu anlıyorum. Ve oluşturulan bu teşkilatla da Osmanlı'nın gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyduğunu anlıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu ekonomik bağımsızlığını Osmanlı Devleti açısından baktığımız zaman ekonomik bağımsızlığını kaybetmesine neden olmuş mu? Evet olmuş. O zaman ben bunu alacağım. Yani
şu birinci öncülü alacağım. Dolayısıyla devam etmem gerekirse, birinci öncülü aldığımda devam etmem gerekirse ne diyor bana ikinci öncülde? Devletin siyasi bağımsızlığına zarar verme. Ekonomik bağımsızlık zaten zedelenince otomatikmen arkadaşlar siyasi bağımsızlık da zarar görecektir. Devletin yeniden bağımsızlığını ilan etme. Yani devletin burada yeniden bağımsızlığını ilan etmesi gibi bir söz konusu değil. Aksine burada ekonomik bağımsızlığını, siyasi bağımsızlığını zaten kaybedince buradan üçüncü öncülü zaten çıkartabiliriz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Nitekim kontrol ettiğimizde de cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Devam edelim. Bakın buna göre soruyu okuyalım isterseniz öncelikle. Buna göre Jön Türklerin önerileriyle ilgili olarak değerlendirmelerinden hangileri doğrudur demiş. Jön Türkler Fransa ihtilaliyle dünyaya yayılan hürriyet, eşitlik, adalet gibi fikirlerden etkilenmişlerdir. Onlara göre azınlık isyanlarını önleyebilmesi için Avrupa'da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı. Bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı verilmeli. Ve padişah ülkeyi bu meclisle birlikte yönetmeliydi. Ve sorumuzu tekrar okuyalım. Buna göre Jön Türklerin önerileriyle ilgili olarak değerlendirmelerinden hangileri doğrudur diye soruyordu. Şimdi arkadaşlar bir kere birinci öncül demiş ki demokratiktir. Demokratiktir. Şimdi paragrafa baktığım zaman, okuduğum zaman ne görüyorum? Hürriyet, eşitlik, adalet gibi Fransa ihtilaliyle dünyaya yayılan hürriyet, eşitlik, adalet gibi fikirlerden etkilendiklerini görüyorum. Osmanlı'daki Jön Türkler, aydınların, bazı aydınların. Ne diyorlar? Onlara göre azınlık isyanları önlenecekse diyor, Avrupa'da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı. Bakın, Avrupa'da olduğu gibi demesi, bak şu kelime Avrupa'da olduğu gibi demesi, bu zaten bir kere bana Batı'yı örnek almam gerektiğini, yani Batı'yı örnek alarak bir anayasa hazırlanmış olduğu bilgisini çıkartıyor. Dolayısıyla buna ulaşırım. Şunu bir tutalım. Buna ulaştım. Anayasa hazırlanmalı. Neye göre? Avrupa'da olduğu gibi bir anayasa. Yani Avrupa örnek alınmış. Bunu çıkarttım. Demokratiktir. Bunu çıkartabiliyor muyum? Arkadaşlarım bakalım. Azınlıklara da temsil hakkı verilmesi, bakın meclisin açılması, bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı verilmesi demesi. Dolayısıyla bunlar demokratik olduğunu da gösteriyor, temsiliyetçi olduğunu da gösteriyor. Çünkü azınlıklara temsil hakkı verilmesi demiş, temsiliyetçi olduğunu gösteriyor. Çoğulcudur, birçok kişinin yer alması gerektiğinden bahsediyor. Anayasaya göre hani mecliste Osmanlı'da yaşayan azınlıkların da dahil temsil edilsin deniliyor. Dolayısıyla hepsine de ulaşmış durumdayım. Cevabım bu noktada Denizli olacaktır. Nitekim kontrol ettiğimizde de cevabımız Denizli olmuştur arkadaşlarım. Beşinci sorumuzla devam edelim. Bakın yine sorumuzu okuyacak olursak, önce sorumuzu okuyalım. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Bakalım 1876 yılında ilan edilen kanun esasıya göre Osmanlı Devleti'nin yeni yönetim şekli meşrutiyet olacak. Meclis-i mebusan üyelerini halk, Meclis-i ayan üyelerini padişah seçecek. Biraz önce bahsetmiştik aslında konuyu açıklarken. Meclisi açma ve kapatma yetkileri padişaha ait olacak. Padişah istediği kimseyi memleketten uzaklaştırabilecekti. Bakın şuraya dikkat edin. Meclisi açma ve kapama yetkisi kime ait? Yani mebusan meclisin açma ve kapatma yetkisi kime ait? Padişaha ait. Padişah istediği kimseyi memleketten uzaklaştırabilecekti. Ne ile birlikte? Kanun esası ile birlikte. Osmanlı tarihi, Türk tarihi, Osmanlı tarihi ilk anayasası olan kanunu esas ile. Şimdi buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Padişahın yetkileri artırılmıştır. Arkadaşlar, meclis açma ve kapatma yetkileri padişaha ait olacaksa, padişah istediği kimseyi memleketten uzaklaştırabilecekse, burada tamam baktığınız zaman meclisin gelmesi padişahın aslında yetkilerini sınırlandırmıştır aslında bakarsak. Fakat buradaki paragrafa göre bakın, buna göre yukarıdaki bilgilere göre buna göre olan sorularda arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Şimdi normalde tabii ki meşruiyet rejiminde padişahın yanında yani bir meclisinde olması biz buna meşruiyet rejimi diyoruz. Şimdi burada bir meclisin padişahın yanında bir meclisin olması tabii ki padişahın yetkisini sınırlandıran, padişahın yetkilerini sınırlandıran bir olaydır bu. Fakat buna göre dediği için ben ona göre düşüneceğim. Yukarıdaki paragrafa göre
düşüneceğim arkadaşlar. O yüzden buna göre düşüneceğim için, buna göre kelimesini gördüğüm için paragrafı okuyacağım, buna göre yorumlayacağım. Şimdi burada ne diyor bana? Meclisi açma ve kapatma yetkileri padişaha olacak, ait olacak dediği için ve padişah istediği kimseyi memleketten uzaklaştırabilecek dediği için burada bir padişahın yetkilerinin artırılması söz konusu. Bunu alacağım birinci öncülü. Osmanlı Devleti'nin rejimi değişmiş midir? Arkadaşlar yönetim şekli şurada ne diyor? Bakın, bakın yönetim şekli meşrutiyet olacaktır diyor. Dolayısıyla burada önceden sadece padişah ülkeyi yönetirken, sadece padişahın sözü geçerken ama yani baktığımız zaman meşrutiyet rejimi gelmiştir. Yani kısmen de olsa halk ilk kez yani yönetime katılmıştır. Kanuni esasıyla meşrutiyetle birlikte. Dolayısıyla burada baktığımız zaman halk artık kısmen de olsa yönetime yansıdığı için halkın iradesi. Dolayısıyla burada bu rejim değişikliği yaşanmıştır. Zaten burada dediğim gibi yönetim şekli meşrutiyet olacaktır dediği için de burada çıkmış. Çıkartabiliyorum. Halk padişahın yanında yönetime katılmıştır. Zaten burada ne diyor? Meclisi mebusan üyelerini halk seçmiştir. Dolayısıyla buna da ulaşırım. Halk yönetime katılmıştır. Yani 1, 2, 3 olan Denizli olan cevabım olacak. Nitekim kontrol ettiğimizde de cevabımız nedir arkadaşlar? Denizli olacaktır. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.